öldür abi. Üç dört metresine kadara yerden el arabasıyla beraber ondan üstüne 2-3 kademe bu iskeleyi yaptık, yükselttik. Yükselttikçe yolu da yükselttik. Arabayla beraber yaptık, bitirdik. İşçilik açısından hem zaman açısından burada mevsim zaten 4 ay çalışabiliyoruz. O zamanı değerlendirmek için bu arabanın bize çok menfaati oldu. Yani 4-5 tane işçinin yaptığı işi bu araba bir saatte yapabiliyor yani o şekilde. Hem bizim zamanımızdan hem ticaret açısından hem buranın yetişmesi açısından bu sene bitirme zorundaydık zaten. Olarak 50 metre boyunda 13-14 metre yüksekliğinde her 1 metrede bir kaldırdık onu. Caminin duvarı yukarı 1 metre yapıldıkça yolu da kaldırdık. 3-4 kademede işte bu şekilde bitirdik. En son hali bu. Ne kadar taş taşıyorsunuz ondan? Yaklaşık 1,5 ton, 2 ton vurduğumuz zamanlar oluyor. Korkmuyor musunuz peki? Hem o arabada o kadar yük, arabanın ağırlığı, yani o zemin çöker. Bizim malzememiz sağlam. Zeminini de güzel kurduk, terazili. Kendi yaptığımız için, alt yapısını yaptığımız için ondan korkmuyoruz. Gümüşhaneliyim ama Karadenizliyiz. Karadenizli'nin zekası, cesareti yani dünyada var. Herkes bilir yani Karadenizli evi taşıyor yıkmadan. Biz de bir yol yaptık. Binanın yapımı bundan 3 sene önce başladı. 2011'de başladı. 2011'in ilk yazında başladı. Dağ koşulları olduğundan dolayı burada 5 ay, en fazla 5,5 ay çalışabiliyoruz. Caminin duvarlarına başladığımızda şöyle 4-5 metre veya 6 metre civarında yükseldikten sonra yukarıya doğru taşı, duvar taşının kaldırılmasında zorluk olduğunu kendileri gördüler. Hatta bizden ya biz bu kadar zorluk olacağını da düşünmüyorduk filan diye bir takım sözlenişleri de oldu. Dolayısıyla bizim duvar yapımında 6-7 metreden sonra taşı yukarıya doğru nasıl çıkarabileceğimizi düşünmeye başladık. Kendilerine ben bir asansör sistemi kurabileceğimizi, asansörle yukarıya çıkabileceğimizi söyledim. Önce dedim bu işin bir denemesini yapmamız lazım. İyi bir köprü kurup nasıl yapacağımızı baştan tek tek oturup hesaplayıp şu görülen köprüyü kendilerine kurmalarını söyledim. Öncelikle köprü bittikten sonra boş arabayla 3-5 sefer antrenman yaptık. Bu antrenmanlar bana da cesaret verdi. Baktım ki bu işi yapabiliyor, bayağı cesaretli ve bayağı da dikkat ettiğini görünce müsaade ettim biraz yükle bu işi yapmasına. Önce bir 300 kilo, 500 kilo ile en az bir 10 sefer, 15 sefer taş götürmesine müsaade ettim. Ondan sonra da biraz daha fazla yüklemesini söyledim. Yükledikten sonra da ama gözüm, kulağım hep bu arabanın üzerinde ve buradaki ustaların üzerindeydi.